Aksaray Gül Ağaç ilçesindeyiz. Kredi Kooperatif Başkanı Doğan Başbuğ'u mekanında ziyaret ediyoruz. Bakalım esnaflarına kredi hakkında ne gibi kolaylıklar sağlıyor? Başkanım, önce bizi tanıyabilir miyiz? 1904. ayın 1'i 1965 Gülağaç doğumluyum. 1980 yılında ortaokul mezunuyum. Ortaokulu bitirdim ve askerliği yaptım. Ondan sonra da yurt dışı gibi, sağ sol gibi herhangi bir yerde iş yapmadım. Burada esnaflık yapıyorum Gülağaç'ta. O yıllardan, 91 yılından bu tarafa da esnafım. Ve esnaflığı, çiftçiliği geliştirmeye çalıştık ve ayaklarımızın üzerinde duruyoruz. Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifinin yönetimine 2010 yılında girdim. 2011 yılında olağanüstü genel kurul yapılmak zorunda kalındı. Yapıldı ve 2011 yılında başkan adayı oldum. Başkan oldum. 2011 yılından da bu tarafa devam ettiriyorum yani. Peki devam ettiriyorsunuz. Şu anda oda sayımız kaç? Üye sayımız? Üye sayımız şu anda 386 tane kooperatif üyesi var. Geldiğimiz şeyde 310-320 gibi o civarlardaydı. Şu anda 386 tane. Aktif mi? Yok, 386'sı aktif değil. Aktif dediğimiz şey ya, kredi kullanan değil ama aktifle kredi kullanan sayısı da 150 ile 160 arası yani. Peki, Kredi Kefalet Kooperatifleri ne iş yapıyor? Açıklamalı anlatabilir misiniz? Kredi Kefalet Kooperatifleri, şöyle söyleyeyim, işi tıkanan esnaflara yardımcı oluyor. Ekonomik yardımcı oluyor. Kredi Kefalet Kooperatifleri, Halk Bankası aracılığıyla, ortaklığıyla Halk Bankası'ndan ucuz faizli krediler temin ediyor. Kefaletini ortaklarına, kooperatifin ortaklarına sunuyor bunu. Ha, işi tıkanan dediğim, işi kötüye gitmiş esnaflarımız oluyor, sağ oluyor, sol oluyor. Bunlar da yatırım yapmaları gerekiyor, işini büyütmesi gerekiyor. O zaman işte bizlere başlıyor. Bizler de bu arkadaşlara kolaylık gösteriyoruz. Halk Bankası'na biz kefil oluyoruz, onların adına onlar da kefil oluyorlar ve bu şekilde 200 bin TL'ye şu anda en yüksek kredi limiti kefaletlerin, esnaf kredi kefaletleri, küçük esnafların kredi kefaletleri 200 bin TL'ye gibi krediyi de kullanıyorlar yani. Peki esnafımız geliyor krediye başvurmak için, neler istiyorsunuz, ne gibi belgeler istiyorsunuz? Esnaflarımızdan iki tane kefil istiyoruz. Kefillerin herhangi bir yerden kırmızı çizgi yememesi gerekiyor. Esnaf belgelerinden kayıtlı olan maliye belgesi, ondan sonra esnaf belgesine bize başvuruyorlar. Biz de bunları araştırma yapıyoruz. Bankaya gönderiyoruz bunları. Banka da soruşturmasını yapıyor. Ondan sonra uygunsa esnafımızı çağırıyoruz. Bir hafta içinde de kredisini kullandırıyoruz. Peki bunları kefil istiyor musunuz? İstiyoruz. İki tane kefil istiyoruz. Esnaf ya da memur ya da çalışan birisi yani. Sigorta birimi olan Türkiye Cumhuriyeti'nin de kayıtlı vatandaşların hepsi olabiliyor yani. Peki başkanım, oda olarak bizim sormadığımız, sizin söylemek istediğiniz? Vallahi sizin sormadığınız, bizim de söylemek istediğimiz bazı konular var. Tabii, bizim burası 4500 nüfuslu küçük bir ilçe yani. Bu ilçelerde bizim esnafların haklarını korumamız lazım, esnafları savunmamız lazım. Ama böyle küçük ilçelerde falan, bilmiyorum, devletin başındakilerin biraz daha göz önüne alması lazım. Bu AVM'lere falan küçük esnafı bitiriyor yani. AVM'ler falan yani buranın %50, %60 ticaretinin alıyor işte. Ama öbür esnaflarda, öbür 400 tane esnafta geri kalan %50'yi kullanıyor yani. Böyle bir sıkıntılı yani, bitiriyor. Bitirme aşamasına olmasına getiriyor yani. Eğer buna bizi yönetenler bir el atarsa iyi olur ya. Yani. Esnaflar için yani. Peki toplantı yapıyor musunuz? Görüşmeleriniz oluyor mu esnaflar? Esnaflarla bireysel olarak gidiyoruz, iş yerlerinde görüşüyoruz, konuşuyoruz. Çaylarını, kahvelerini içiyoruz. Hepsi güler yüzlü esnaflar yani. Küçük esnaf deyince yani parası olan büyük mağazalara gidiyor, parası olmayan küçük esnaflara gidiyor yani. Ha, bir de beşeri ilişkiler var, öyle herkes birbirini tanıdı yani. Çocuğunu salıyorsun bakkala, git işte şunu versin, veriyor. Hanımını salıyorsun şunu versin, veriyor. Üzerinde param oluyor, olmuyor, gidiyorsun alışverişini rahatlıkla yapıyorsun. Ama bunu bir AVM'ye bunu yapamazsın yani. Böyle durumlar var yani. Oda olarak projeniz oldu mu başkanım? Nasıl bir proje?
Ha, eskro kefalet olarak işte yardımcı oluyoruz odalara. Biz odalara pek anlamayız da odalara pek karışmayız. Biz biraz daha odalara bakınca biraz daha özel gibiyiz yani. Ama onlar devletle alakalı. Onların söz sahipliği bizden biraz daha fazla odaların yani. Esnaf odalarının diyeyim yani. Ama sonuçta esnaf odalarından da zaten esnaf olmayan adam bizim ortağımız olamaz yani. Peki verdiğiniz krediler banka faizlerine göre daha mı düşük oluyor? Yüzde kaç veriyorsunuz? Şu anda bir yıl önce %4.5'uydu faizlerimiz. Şu anda biraz ekonomi sıkıntıları yaşayınca herhalde zannedersem yukarıdan şu anda %9.5'la biz esnafa kredi veriyoruz yani. Şu anda sırf Gülağaç bölgesinde dışarı olmuyor değil mi başkanım? Biz Gülağaç bölgesine hitap ediyoruz. Güzelyurt'ta bizim gibi bir kuruluş var o Güzelyurt bölgesine. İlçelerde hep var. Aksaray'da da var böyle bir kuruluş. O da Aksaray nesnafı veriyor. Herkes kendi ilçesinde olacak. İlçe geneline yani bu. Evet. Bütün ilçe genelindeki esnaflara biz hepsine hizmet veriyoruz yani. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim size.